Kalu bela ne demektir? Bu sözler Yaradan'ın yarattıklarıyla hususu ile insanla olan mukabelesine ait bir kısım sözlerdir ki bu mukabelede ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulur. Karşılığında da evet Rabbimizsin cevabı alınır. Bu meselenin iki yönü vardır. Bu soru kime ve nasıl sorulmuştur ve ne zaman sorulmuştur? Birinci şık itibarıyla birkaç mülahaza arz edebiliriz. 1. İnsan henüz hiçbir şey değilken var olma emrini alması ve onu da bu emre evet demesi ki tekvini mahiyette bir soru cevap ve bir mukabele sayılır. 2. İnsan atomlar aleminde hatta bu alemin de ötesinde parçacıklardan ibaret iken her şeyi bir kemale doğru sevk edip terbiyeye tabi tutan Rabbul Alemin bu parçacıklara insan olma şevkini duyurarak o istikamette onlardan bir söz ve misak almasıdır ki bu da her zerrenin kendi takatinin çok üstünde Kaf Dağı'ndan ağır yükleri omuzlayarak Rabbin var etme teklifine evet demesinden ibaret sayılabilir. Bu iki şekilde cereyan eden soru cevap veya teklif ve kabul söz ve beyanla değil gibidir. Buna binaen bir kısım tefsirciler bu mukabeleye istirai temsiliye tarikiyle yapılmış bir mukabele nazarıyla bakmışlardır. Yani sanki öyle denilmiş, öyle cevap verilmiş ve öyle hukuki kıymeti haiz bir sözleşme kabul edilmiş, yoksa beyanla ve yazışma ile yapılmış bir akit değildir. Aslında bin bir çeşit hitap ve bin bir çeşit cevap sahibi Rabbin hitap ve cevap indeksini nazara almadan böyle bir hükme varmak tekellüften salim olamaz. Yerin gelince ona da temas edecek. Bu türlü bir ikrar isteği ve şehadette bulunma sözleşmesi insanın kendini duyması ve kendinin kendinden başka bir şey olmadığını anlamasından ibaret bir nefis marifeti, bir nefsini bilen Rabbini bilir hakikatini temsil, bir mahiyet aynesini seyre koyulma ve bu yolla şuuruna akseden rengarenk hakikatlerin petekleşmesine şahit olma ve bu şehadeti ilan etmektir. Ne var ki bu icap ve kabul, bu söz verip söz alma, bu duyma ve duyurma çok açık ve hemen sezilecek gibi de değildir. Belki çok ikaz ve tembihlerle duyulup hissedilebilecek şeylerdendir ki irşadın ehemmiyeti de bu noktadan ileri gelmektedir. İnsana emanet edilen nefis veya benlik yani ego, yaratıcının yüce varlığını bilmek ve itiraf etmek için ona verilmiştir. Zaten onun varlığının gayesi de bu bilme ve itiraftan ibarettir. Binaenaleyh insan varlığıyla onun varlığını, sıfatıyla onun sıfatlarını gösterdiği gibi, kusurlarıyla onun kemalini, ihtiyaçlarıyla onun servet ve gınasını, aczi ve fakrıyla onun iktidar ve ihsanlarını gösterir. Bu bir ilk mevhibe ve ilk ihsandır. Bu ilk ihsana terettüp eden idrak ve irfan ise her varlıkta onun varlığını, her ziyada onun nurunu hissettiği yüce yaratıcıyı ilan ve itiraftır. Bu ise elestü ve bela mukavelesi demektir. Bu sözleşme kudret ve iradenin yazdığı muhteşem kitabın manasını anlama ve hadisat satırlarının sırlarını kavrama neticesinde adeta bir icap ve kabul gibidir. 4. Bu sözleşme ve sözleşme içindeki sual cevap cismaniyete göre düşünülmemeli ve yine ona göre değerlendirilmemelidir. Hak Celle Celaluhu bütün varlıklara kendi mahiyetlerine göre emirler verir ve yine mahlukattan yükselen sesleri, sadaları dinler. Anlar ve yerine göre onları israf eder, yerine getirir. Kelami ıstılahla ifade edecek olursak, insan gibi ayrı ayrı dil ve lehçelerle meramını ifade eden varlıkların
her dediğini anlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu aynı zamanda öyle ayrı ayrı lisan ve lehçelerle onlara emirler verir, hakikatleri anlatır, insan ve kainatı şerh eder, yarattıklarından sözler alır, misaklar yapar ve mukavelelerde bulunur ki lafz-ı kelam ve beyanla yapılan bunların hepsi kelam-ı lafzi cümlesindendir. Bir de bize göre kelam ve beyan olduğu açık olmayan, hayvanlara olan ilhamdan meleklerin mazhar olduğu ilahi kitap tarzına kadar Hakk'ın bir çeşit konuşması vardır ki o da kelam-ı nefsinin ayrı bir tezahür ve tecellisidir. Allah'ın bu çeşit konuşması insanın kalbine gelen esintilerden melekler alemine kadar çok geniş bir dairede cereyan ediyor. Olmasına rağmen her dairenin alma verme keyfiyeti başka başka olduğu için bu dairelerden herhangi birine gelen mesajı, ondan yükselen söz ve ifadeyi bir başka daireye göre ne duymak ne de tespit etmek mümkün değildir. Aslında bizlerin her şeyi duyabileceğini iddia etmek de çok yanlış bir kanaattir. Zira bugün artık anlamış bulunuyoruz ki bizler duyulma cinsinden olan şeylerin ancak milyonda bir kaçını duyabilmekte, görülebilecek şeylerden de ancak o kadarını görebilmekteyiz. Bu demektir ki bizim duyduğumuz ve gördüğümüz alem, duymadığımız ve görmediğimiz alemlere nispeten hiç hükmünde. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'ın zerrelerle konuşması, sistemlere emirler vermesi, terkipler, tahliller yapması çok yüce buğutlarda cereyan edip durduğundan bizim küçük ölçücüklerimizle tespit edilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Celle Celaluhu zerrelerle mukabele yapacak, moleküllerle mukabele yapacak, hücrelerle mukabele yapacak, atomlar aleminde, anne karnında, çocukluk devresinde mukabele yapacak. Fakat biz bunları kendi ölçülerimiz içinde açık seçik olarak hiçbir zaman tespit edemeyeceğiz. Hele bu görüşme insan ruhu ve o ruhta bir mekanizma olan vicdanla olmuşsa, insan ruhu müstakil bir varlıktır ve bu husus bugün artık münakaşa götürmeyecek şekilde vuzuha kavuşmuş. Çeşitli dallarıyla bütün ilim dünyasını saran parapsikoloji günümüzde ruhu mevcudiyetiyle, fonksiyonlarıyla, düşleriyle, temennileriyle, ümitleriyle, emelleriyle öylesine merak mevzu haline getirdi ki ondan bahsedilmedik bir sosyete salonu ve ilmi mehafil kalmadı. Tamamen ayrı ve müstakil bir mevzu teşkil eden ruhun üzerinde başka zaman durduğumuz için şimdilik mevzumuzla alakalı kısmına temas edeceğiz. Ruh, insan bedeninden evvel ve bir bakıma zamanüstü mahiyete sahip bulunduğundan misakla alakalı icap ve kabul onunla yapıldığı takdirde anlama ve anlatma kısmımız içinde onu kavramamız katiyen mümkün olmayacak. Evet, o rüyalardaki diline ve duymasına benzer şekilde konuşuyor. Telepatide olduğu gibi ses titreşimlerine ihtiyaç duymadan muhabere temin edip anlaşabiliyor. Ve hatta bu husus kendine has ağırlığıyla komünizmin hakim olduğu dönemde Sovyetler Birliği'nde dahi materyalist bir dünya olması itibarıyla çok manidardır. Alaka görüyorsa ruhun kendine mahsus konuşması kabul ediliyor demektir. Bu farklı konuşma farklı bantlara alınacak, farklı kasetlerde korunacak ve yeri geldiğinde kendine has hitabetle ortaya çıkacak, kendi dilini kullanarak konuşacak ve yine nev-i şahsına mahsus tedaileriyle ortaya çıkacaktır. Binaenaleyh elest bezminde ruhlar Rab'le mukaveleye çağrıldılar. Cismaniyet berzahı arada olmadığı için her şeyi ayan beyan gördüler. Gördüler ve evet diyerek böyle bir mukaveleye imza attı. Ancak günümüzde çokça bulunduğu gibi bir kısım kimseler ruh kitabının vicdan bölümünü
hiç kurcalamadıkları için böyle bir imzaya ve misaka rastlamadılar. Rastlamamalarına da imkan yoktu. Çünkü ne o aleme bir bakışları ne de o alemle ilgili bir araştırmaları olmuş. Aslında Kant'ın yaratıcıyı tarif istikametinde yazılan bütün kitapları arkaya atarak Bergson'un umum kainata sırt çevirerek dinlemek istedikleri sessiz kitapta işte buydu. Ruh dinlenilecek, ruhun ilhamlarına kulak verilecek, vicdanın dilini anlama laboratuvarları tesis edilecek ve şuura akseden indekste hakikatin çevresi görülmeye çalışılacak. Bu kitap başlı başına yüce hakikatin en yanılmaz şahidi ve mukaveleye imza atan akit. Ama böyle bir dili öğrenme cehdinden mahrum olanlara bunu anlatmak çok da kolay olmayacak. Şayet kafalar şartlanmışlıktan arınabilseydi, insan vicdanının bu ilk misaka evet dediğini duyacak ve görecekti. Aslında afaki ve enfüsi tefekkür ve araştırmalardan maksat da budur. Zihin kendi saplantılarından kurtarılacak, mefkureye hürriyet kazandırılacak ve serbest düşünce adresesiyle vicdandaki bu ince yazılar okunmaya çalışılacak. Bu yolla kalbin derinliklerine bakmaya kendini alıştırmış nice kimseler vardır ki iç müşahede ve iç duygularıyla elde ettikleri varidatı hiçbir kitapta görmeleri mümkün değildir. İlahi kitapların remiz ve işaretleri dahi ancak bu adese altında kendilerine has renklilikleriyle zuhur ederler. Bu ufku göremeyen ve kendini aşamayanlar ise bundan hiçbir zaman hiçbir şey anlayamayacaklar. Şimdi gelelim meselenin ikinci yönüne. Acaba bu mukavele ne zaman yapıldı? Hemen arz edeyim ki bu mevzuda ayet ve hadis olarak bir şeyin gösterilmesi oldukça güçtür. Ancak bir kısım tefsircilerin bir kısım beyanlarından bahsetmek mümkündür. Bu icap ve kabul spermin döl yatağına seyahati esnasında olmuştur. Ceninin insan şeklini iktisap ettiği zaman olmuştur. Veyahut çocuğun rüşte erdiği kendini bildiği zaman olmuştur. Bütün mütalaların kendilerine göre müdafaa yol ve usulleri de vardır. Ne var ki bunlardan birini diğerine tercih ettirecek, hatta bunlardan başka bir diğer hususu racih kılacak ciddi bir sebep göstermekte bir hayli zordur. Bu misak ruhlar aleminde olabildiği gibi ruhun kendi atomlarıyla münasebete geçtiği başka bir alemde de olabilir. Embriyolojik safhaların herhangi bir devresinde olduğu gibi rüşte erileceği ana kadar geçen herhangi bir devrede de olabilir. Düne bugünle beraber seslenen ve dünü bugünle beraber duyan ve dinleyen Allah Celle Celaluhu bütün bu devrelerin hepsinde de bu misakı almış olabilir. Bizler vicdanlarımızın derinliklerinden gelen böyle bir sesi duymakta ve kalbimizin bu bezme şehadetine muttali bulunmakta. Ne var ki mide açlığını kendine has diliyle anlattığı, vücut elem ve acılarını kendi kelimeleriyle dile getirdiği gibi vicdan da kendi dilini kullanarak, kendi terminolojisine sadık kalarak sözleşmelerden bahisler açıyor. Duyduğu acı ve ıstıraplar için inliyor. Verdiği sözde sadık kalmak için çırpınıyor ve muttasıl bir dalgalanma halinde heyecanlarını sürdürüyor. Bir çocuk gibi iniltileriyle dikkati çektiğinde kendini mesut ve talihli sayıyor. Halini anlatamadığı, derdine nigahban bulamadığı zamanlarda da inkisar içinde kıvranıp duruyor. Ey yüce hakikate pırıl pırıl bir ayna olan gönül, ne zengin bir kütüphane, ne muhteşem bir kayıt defteri, ne âli bir mahfazadır ama ondan anlayan mütalacının nazarında.